Ülkemiz Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun kısa adı RTÜK. Beklemeye bile gerek yok. 400 puanı kenara koy. Şimdi yine 4 harfli tek kelime Arapça kökenli eş anlamlısını veriyorum sorunun içerisinde. Buyurun gelsin. Cerahat de denen koyuca sıvı. Hiç duymadım. Ne bileyim böyle enfeksiyonda falan hani bir enfeksiyon sonrasında olabilir. İrin. Nedir o? İrin. İrin. Söylerken yüzün yüzünü aldığı halde çok net bir tanımlama gibiydi maşallah. Uçtu gitti. Sorularla ilgili küçük küçük ipuçları veriyordum. Ne demiştim ilk 5 harfli cevabınız için? Bilge Hanım'a bakarak evet. Cevaplayacaksınız demiştim. Buyurun gelsin. Neden olduğunu şimdi anlayacaksınız. Halk ağzında gebe hamile anlamında kullanılan bir söz. Yolda. Yolda. Bebek yolda. Ama anne için daha çok bu. Yani gebe hamile. Yüklü. Nedir? Yüklüdür gayet güzel. Ben bebek yolda diye düşündüm. Güzel toparladık. Evet. Yarım dakikadan daha az sürede 3 tane soru. Biraz daha hızlanırsak daha iyi fakat başlangıç çok güzel. Bakın şununla birlikte 2000'in kapısını çalacağız. Görelim. Sinema ve tiyatro için gösterim anlamında kullanılan batı kökenli bir sözcüktür. İşte 13 gösterimine aldım bileti. Seans 500 puan değerinde. İşte budur. Hızlı hareket edelim. Olur mu? Evet. Çok basit bir soru. Çok basit bir cevap. Türkçe kökenli karşılığı var. Çok yaygın kullanılmayan. O da sorunun içerisinde. Ama kafanızı karıştırmasın. Hı. Arapça kökenlidir. Kökenini de çok düşünmenize gerek yok. Yaygın kullanılan bir kelimedir. Buyurun. Önceden kestirme. Kestirim. Pek kullanmayız onu ama. Sezmek. Hayır. Gibi. Hayır. Mekmak yok bunda. Hı hı. Nokta nokta etmek, kestirmek. Önceden kestirmek. Daha doğrusu. İçine dolmak hep fiil. Ben böyle olacağını önceden kestirmiştim. Nokta nokta etmiştim. Bir harf alayım. Aldık mı onu yahu? Kestirimim tuttu. Tahlil. Tamam. Doğru kestirim etmişim. Bir harf tahlil daha değil alayım. De yahu yapmayın. Tahmin. Tahmin. İki tane harf aldık nazar boncuğu olsun. Kenarda dursun. Başka da almayacağız. Altı harfli cevapları bitireceğiz. Gelsin. Damat refakatçisi. Evet. Benim hocamdan. Biliyorsunuz. Yani. Biliyorum ama. Yüzük taşıyıcısı. Frodo. Gelinde Nedim'e damatta. Damatta. Yani damadın eli kolu. Acaba hangi kolu? Sağ kol. Güzel başladı da. Evet. Sadıç. Sadıç 600 puan değerinde. Zamanı biraz yedim. 2800 oldu kasa. Sürede de bir problem yok. 2 dakika 20 saniyeniz var. İlk 7 harfli cevap ne demek? Bunu cevapladığımızda yarışmanın tam evet. ortasında olacağız demek. 3000'in üzerine çıkacak puan. Çok iyi gidiyorsunuz Gül Hanım. Ama kafanızda hiçbir soru işareti olmasın. 9600 yapabilecek durumdasınız. Yakışır da. Vallahi öyle. Buyurun gelsin. Arapça kökenlidir. Belli yardımlarım olacak. Önce soruyu okuyayım. Sürülecek güzel kokular anlamında. Arapça kökenli bir söz. Bu daha çok böyle parfüm. O anlamlarda da kullanılmış. Halen de kullanılıyor. Tütsü de değil. Hayır. Mesela deposu vardır bunun. Ecza ve nokta nokta deposu. Gelin başka bir kanaldan yaklaşalım. 100 liranın arkasında kim var? Şu an hiçbir parayı hatırlayamayacağım. Buhurizade Mustafa. Bir bestekar. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Itriyat. Nedir? Itriyat. Itriyat 600 puan değerinde. Gayet güzel. Gelecek, yani 40 saniye falan harcadık ama bence güzel bir alışverişti. Tamam. Şu anda 3400 puandasınız. Tekrar ediyorum 9500 yapabilecek durumdasınız. İkinci 7 harfli cevabın sorusudur. Buyurun. En önemli, önde gelen bu anlamlarda bir söz. Lider, en önemli sorunlarımızdan biri eğitim. Başı çeken. Hadi tek kelime olsun o. Kökten vazgeçmeyin. Bulursunuz onu Gül Hanım. Başlıca. Başlıca 700 puan değerinde.
Son 6 soru KPSS diyoruz çünkü kudretli puanlar kazandırıyor. Buyurun geliyor. Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu. Yetkinlik. Tıpkı öyle bir kelime. Aldığı ek de öyle. Lik. Nokta nokta çağı mesela. Olgunluk. Ne dersiniz? Olgunluk. Olgunluk 800 puan demektir. Ortak konularımız var demiştik. Kısaltmayı çok güzel hallettiniz. Bu da ilçe. Bir ilçenin ismidir. Şöyle yaklaştık konuya. Efendim, adını antik çağda Klikya Pedias denen bölgenin günümüzdeki adıyla paylaşan Adana'nın ünlü ilçesi. Aynı zamanda kültürel bir bölgenin de ismi. Ta antik çağ uzanan. Toroslar hayır, değil. Hayır. Adana'da hiç tanıdığım yok. Osmaniye ayrı bir ilçesi. O koca coğrafyaya da bu isim veriliyor. Aynı zamanda bir ilçenin de adı. Ben harf alayım. Düzlük bir yer ya orası. Harf istedik. Şey ova. Çukurova. Çukurova 700 puan değerinde. Gayet güzel. 5600 oldu kasamız. 4 tanecik sorumuz var. 33 saniyede cevap vereceğiz. Dert etmeyin. Halledersiniz siz bunu. İki kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevap. Hiç korkmuyorum. Hiç korkmuyorum. Tertemiz 900 puan bekliyorum. Buyurun. Kurmak, yapmak. İki İnşa kelime. İnşa etmek. Nedir? İnşa etmek. İşte budur. Aynı hız Gül Hanım. Aynı hız. 9400. Ha gayret. Geliyor. Kaynağından, sahibinden, aslından çıkma anlamında bir söz dizisi. Bir... Membağından. Hayır. Değil. İki kelimeden oluşuyor. Bir ticaret eşyasını düşünün mesela. Birinci el. Ne dersiniz? Birinci el. İşte bunu dersiniz. 900 puan kazandırır. Çok güzel. 17 saniye var. Gayet yeterli süre. Son iki soru. Son sorunuz çocuk oyuncağı zaten. Oradan tertemiz 1000 puan kazanacağız. Burada takılırsak bir harf alırsınız. Hiçbir şey olmaz. Bir bakalım. Ama önce okuyalım. Belki de harf almayacaksınız. Bir parça. Çok az. Bu anlamda kalıplaşmış bir tabir iki kelime. Azıcık, bir parçacık. Değil yani, bir parça. Hiç sevmiyorum. Süreye dikkat. Harf alayım. Harf istediler durdurdular. Gül Hanım siz bir tane daha mı istediniz o arada? Bir harf daha evet, alayım. Evet bir tane daha istedik biz. Bir hani... şey kadar değil. Kadar? Güzel kadar. Kadar hoş. Çok az. Böyle böyle partikül. Parçacık. Tanecik. Minik. Zerre kadar. Zerre kadar 800 puan değerinde. 5 saniye kalmış. Ne gam. İki kelimeden oluşuyor, birleşik yazılıyor, şöyle soruluyor. Çocuk oyuncağı. ATM'lerde işlem yapmamızı sağlayan manyetik bantlı plastik gereç. Kredi kartı, banka kartı. Banka kartı 1000 puan değerinde. 9200 artı bir saniyelik şahane bir sonuç. Beğendiniz mi yaptığınızı? Sizinle ve arkadaşlarla beraber yarışmaktan, burada olmaktan çok mutluyum. 9200 olmasaydı da yine mutlu ayrılacaktım. Ama sanki şimdi de çok mutluyum. Sanki stüdyoyu terk edecekmişsiniz gibi konuşma yaptınız. Dur bakalım efendim, belki şampiyonluğunuzu kutlayacağız. İnşallah. Evet, ama tekrar gelmek isterim. Hafta finali, ay finali tekrar gelmek